İnsan vücudunda 5 litre kan bulunur ve bunun 40'ı kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlardır. Her kırmızı kan hücresinin hacmi yaklaşık olarak 90 çarpı 10 üzeri eksi 15 litredir. İnsan vücudunda kaç tane kırmızı kan hücresi bulunur? Cevabınızı bilimsel gösterimle yazınız. Ondalık virgülden sonra iki basamağı yuvarlayınız. Şahane! Bize insan vücudunda toplam ne kadar kan olduğu bilgisini vermişler. İnsan vücudunda 5 litre kan varmış. Yazalım. 5 litre. Bunun %40'ının al yuvarları olduğu belirtilmiş. 5 litreyi alır ve bunu %40 ile çarparsak bu bize al yuvarların toplam hacmini verecek. Eğer al yuvarların toplam hacmini bir tane al yuvarın hacmine bölersek de insan vücudunda kaç tane al yuvar olduğunu bulacağız. Çok güzel. Bunu bir tane al yuvarın hacmine bölelim. Bir al yuvarın hacmi 90 çarpı 10 üzeri eksi 15 litre. Birimler birbirine götürüyor, pay ve paydadaki litreyi sadeleştiriyoruz. Sonuç bize al yuvar adedini verecek. Litreleri sadeleştirdik, şimdi sayılara bakalım. 5 çarpı yüzde 40. Yüzde 40 demek 0,40 demek. Buraya 0,4 yazabiliriz. 5 çarpı 0,4 de eşittir 2. Yani paya 2 yazacağız. Şimdi paydaya bakalım. 90 çarpı 10 üzeri eksi 15. Bu bilimsel gösterimle yazılmamış. Bilimsel gösterimle yazılmış gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Hatırlayalım, buradaki sayının 1'e eşit veya büyük ve 10'dan küçük olması gerekiyor. 90 ise 10'dan küçük değil. Bu sayıyı kolayca bilimsel gösterime çevirebiliriz. 90'ı 9 çarpı 10 veya 9 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazabiliriz. Ve bunu 10 üzeri eksi 15 ile çarpacağız. Bu 9 çarpı, buradaki üstleri toplayalım, 9 çarpı 10 üzeri eksi 15 artı 1 eşittir eksi 14 olarak yazılabilir. Şimdi bölmeyi yapabiliriz. Bu eşittir 2 bölü 9 çarpı 1 bölü 10 üzeri eksi 14. 1 bölü 10 üzeri eksi 14 neye eşittir? Bu 10 üzeri 14'e eşittir. Şimdi 2 bölü 9'a bakalım. 2 bölü 9 birden büyük bir sayı değil. Bilimsel gösterime uygun olabilmesi için en az 1 olmalı. Peki bunu nasıl 1'e eşit veya 1'den büyük hale getirebiliriz? Payda bulunan 2'yi 10'la çarpalım değerinin değişmemesi için burayı yani 10 üzeri 14'ü de 10'a böleceğiz. Bunu 10'la çarpıyoruz, bunu da 10'a bölüyoruz. 10'la çarptık, 10'a böldük. Böylece değeri değişmiyor. Bu eşittir 20 bölü 9 çarpı 10 üzeri 13. 20 bölü 9 nedir? Bu 1'den büyük ve 10'dan küçük bir sayı olacak. Soruda da cevabımızı ondalık noktasından sonraki ikinci basamağa yuvarlamamız istenmiş. 20 bölü 9. Bölelim. 2'de 9 yok. 0'ı indirdik. 20'de 9, 2 kere. 9 kere 2, 18. Çıkaralım. 2. Sanırım nasıl devam edeceğini anladınız. Buraya virgülümüzü koyalım, 0 ekleyelim. 20'de 9, yine 2 kere. 9 çarpı 2, 18. Çıkaralım. Kalanımız 2. Demek ki 2 virgül 2, 2, 2, 2 diye devam edecek. Bize ondalık noktasından sonra ikinci basamağı yuvarlamamız söylenmiş. Yani cevap 2,22 çarpı 10 üzeri 13 olacak.